Benim şu ölüm planımı konuşsak mı artık? Ya sen kafanı yorma. Ben onların hepsini halletmişim. Kocan şimdi parayı göndersin. Sonra seni koftiden öldüreceğiz. Mezarını kazacağız. Bir ceset getirip onun içine koyacağız. Kocan bütün o görüntüleri gördükten sonra artık sıkıysa inanmasın. Cesedi nereden bulacaksınız? Bulduk bile. Kimseye zarar vermediniz değil mi? Ya sen kocanın harbiden öldüğüne inanmasını istiyor musun? Ne istiyorum? E tamam o zaman işime karışma ya. De haydi gidelim şu işi halledelim gelelim. Keşke daha önce söyleseydim bu meseleyi abi. Hangi mesele ulan? Ceset lazımmış ya abi. He lazım. Ben hallederdim abi. Nasıl halledeceğim? Ya bu kimsesizler mezarlığında bizim bekçi Mahmut var. Koyardık cebine 3-5 kuruş bir şey, hallederdi gerisini. Ya ne diyorsun Ahmet? Ya bu süper bir fikirdir ya, helal olsun sana. Ne sandın abi? Ama benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş abi? Zamanı gelince öğrenirsin. Telefon hazır. Eyvallah. Ayha zaten kulağında olacak. Ama yalnızca ses değiliz biliyorsun. Kalabalığız. Bir sorun olduğunda ekip müdahaleye hazır. En ufak bir aksilikte yanındayız. Buldunuz mu? Daha değil. Ama yakında. Yardım eder misin? Gel. Sana çıkıştığım için özür dilerim. Açtın mı? Babaların canı öyle kolay kolay acımaz. Olsun gene de ben üfleyeyim de. Sen daha 3 yaşındaydın. Bir gece acayip hastalandın. Çok korktuk annenle. Kaptık seni hastaneye gittik hemen. Ama sen de bir inat, bir inat. Ne doktorlara müsaade ediyorsun muayene etsinler diye. Ne de hastanede kalmak istiyorsun. Bazen düşünüyorum acaba bu inat oyunu kimden aldın diye. Ne zaman seni kucağımdan alsalar, ne zaman yanlışlıkla elini bıraksam ağlamaya başlardın. Nasıl sakinleştirdiniz beni peki? Ben sakinleştirdim. Hemen yanına yattım yatakta. Doktora dedim ki ilk önce bana yapın ne yapacaksınız. Sen de oyun zannettin. Müsaade ettin. Bütün gece ben yanında yattım yatakta. Annen başımızda. Hastanede kaldık. Çok salakmışım. Eskiden en güvendiğin kişi bendim. En güvende hissettiğin yerde yanımda. Hatırlıyorum. Bir zamanlar en güvendiğim insan sendin baba. Şimdi?
Misafir kabul ediyor musunuz Ece Hanım? Evde yok galiba. Neyse, ben yine de bu güzel dondurmayı evine bırakayım ki belki dönünce yer. Ahmet bak, böyle eline hiç bakmayacaksın. Sanki elinin bir parçasıdır. Bak, vırk, hızır. Vırk, hızır. Gördün? Haydi sen de salla biraz. Abi. Nedir oğlum, planı sana anlatmadık diye mi trip yapıyorsun? Abi kız bize güvendi. Başına bir şey gelmez değil mi abi? Ne gelecek oğlum? Paramızı aldıktan sonra herkes yoluna. Hele al salla şunu biraz. İstemiyorum. Hele al biraz salla stresine. İstemiyorum. Kur'an hakkı istiyor. Vallahi istemiyorum abi. E al lan. Tesbih çekerken emeğe saygı göstereceksin der bunu yapan ustalar. Öyle alelade çevirmeyeceksin. Meşk edeceksin onu. Kunduzi ile Ahmet neredeler? Bilmiyorum. Ne zaman gelirler? Bilmiyorum. Bu kuzeni Ahmet seni satmasın. Merak etme abi, bir şeyden haber yok. Sen bu Kunduzi'nin sokak köpeği olduğu zamanları bilir misin?